Merhaba sevgili YouTube, yeni bir bilgilendirici video ile birlikteyiz. Bu sefer konumuz elektronik cihazların başlıca düşmanı olan sıcaklıkla ilgili. Elektronik cihazlar neyi sevmez? Sıcaklığı sevmez, tozu sevmez. Toz kısmına yapabileceğimiz bir şey yok, temiz kullanmanız lazım. Ama sıcaklık kısmı için müdahale edebileceğimiz bir konu var. Alt sehpa kullanabilirsiniz. Şimdi alt sehpa kullanmak kısmında bir problem yok ama hani alt sehpa kullanınca benim bilgisayar, işlemci, ekran kartı derecelerim 10 derece, 15 derece birden düşünecek diye bir mantığa girmeyin sakın. Burada minimal değerlerden bahsediyoruz. Minimal değerler aslında elektronik parçalar için çok ciddi değerler anlamına geliyor. Şimdi sayısal bir rakam skalası üzerinde değerlendirecek olursak, örneğin 75 derece sıcaklık aldığınız bir yerde, 70 derece sıcaklık aldığınızda, hani insan bir diyor ki 5 derece için mi yani bu tantana? Ama o 5 derece o kadar ciddi bir rakam ki, çünkü konu elzem bir konu. Bir toplama çıkartma işlemi değil. Burada sıcaklık değerlerinden bahsediyoruz. Önce sıcaklık değerleriyle alakalı birkaç örnek verelim isterseniz. Örneğin bazı yanıcı maddelerin parlama noktası 37.8 derecedir. Adam buna 37 yazmayı bilmiyor muydu ya da 38 direkt yazabilirdi. 37.8 yazıyor. Yani 0.8'lik o sıcaklık değeri olmasaydı eğer o yanıcı madde patlamazdı. Veya şöyle bir örnek de verebiliriz. Yanlış olacağını düşünmüyorum. Örneğin suyun kaynama noktası 100 derecedir. Örneğin 95 derecede kaynamaz. Yani kaynama noktasına çok yakın, çok aşırı bir sıcak var belki yine ortada ama kaynamıyor. Velev ki yine suyun donma noktası ile ilgili bir örnek de verebiliriz. Sonuçta 0 derece donma noktasıdır. 2 derece, 3 derece donmuyor. Yani burada kritik olan o 1 derece, 2 derecenin ne kadar önemli bir etken olduğunu farkına varın diye bu örnekleri söylüyorum. Bilgisayarlarımızın içerisinde kullanılan entegre malzemeler, ekran kartları, işlemciler, RAM'ler veya anakartın üzerinde geçen yollar. Tıpkı yanıcı maddelerde olduğu gibi, suda olduğu gibi bazı katı maddelerde de bu 1-2 derecelik, 3-5 derecelik ısı farkları gerçekten çok ciddi rakamlardır. Tabii şu an bir örnek vermek için bunu söylüyorum. Hani olacağı için değil de, örneğin bilgisayarınız 85 derecede 8 saat boyunca çalıştığınızı farz edin. Bu 85 derece arada bir 95'lere pik yaptığını düşünün. Bunu 5 kere yapar, 6 kere yapar, 7 kere yapar. Ama 10. da diyelim ki işlemciniz yandı veya ekran kartınız yandı. Ama siz ısı değerlerini bir 3-5 derece daha aşağıda tutabilseydiniz eğer, örneğin 75 derece değil de 65 veya 70 derece bandında çalışıp da 80-85'lere pik yaptırsaydınız sabaha kadar yaptırabilirdiniz, cihazınız da yanmazdı. 70 derece kulağımıza büyük bir değer gibi geliyor. Müdahale sonrasında bu 70'i 65 derece civarlarına düşürebildiğimiz takdirde o 5 derecelik ısı farkı ama bu kulağımıza basit geliyor. Önemsemiyoruz sanki. Ama arkadaşlar bana güvenin, çok ciddi bir şekilde söylüyorum. O 3-5 derecelik, 1-2 derecelik ısı farkları gerçekten hayat kurtarır. Soğutucu sehpa kısmı burada devreye giriyor. Bilgisayarımızın altında böyle bir sehpa kullandığımız zaman bize ekstradan bir hava türbülansı yaratmış oluyor. Bilgisayarımızın altında çalışan işlemci ve ekran kartının üzerindeki fanların da çektiği hava emisyonunu biraz daha hızlı veya biraz daha serin veya daha çok bir hava sirkülasyonu yaratması sebebiyle bizim işlemci ve ekran kartı parçalarımızın ısı değerinde 2 derece, 3 derece, 5 dereceye varan ısı değerleri farkı yaratmamız mümkün. Bu yaratacağımız ısı farkları da uzun vadede bilgisayar kullanmayı hedefliyorsanız eğer, örneğin bu laptoplardan herhangi birini ben 3 sene, 5 sene kullanacaksam 5 sene boyunca o işlemci ve ekran kartına 5 derece sıcaklık daha az yük bindirmenin vermiş olduğu bir rahatlığı bu bilgisayar hissedecek. Ve emin olun siz de uzun vadede bu işlemciye bu kadar yüklenmemenin faydasını hissedeceksiniz. Örneğin şu bilgisayar, örneğin diyorum 3 sene bana gidecekse bu müdahalelerle örneğin 4 sene gidecek. Çünkü A'dan Z'ye, pilinden ekranına, ekran kartından işlemcisine, anakartın üzerinden geçen bakır yollarına kadar siz bu bilgisayarı daha serin tutabilirseniz eğer, sizin bu bilgisayarla çalışma aralığınız da uzar, bu bilgisayardan alacağınız anlık performansınız da artar. Kısacası A'dan Z'ye bu sizin faydanıza olacak bir müdahale olur. Benim kullandığım soğutucu sehpa çok üst düzey bir sehpa değil, orta segment bir sehpa. 100-150 lira bandına bulabileceğiniz bir sehpa. Ben burada sehpanın reklamını yapmayacağım çünkü iyi bir sehpa değil açıkçası, orta bir sehpa. Ayrıca hava kanalları bir önceki laptopuma göre daha uygundu. Bu nispeten buna da uyuyor ama bir önceki kasa kadar tabii etkili değil. Bir önceki kasamda 6-7 derecelere varan farklar elde ederken şimdi kullandığım bu kasalarda maksimum 5 dereceye kadar falan bir fark elde edebiliyorum. Buradaki temel konumuz bu bilgisayarın
altının hem yüzeyden daha yukarıda kalmasını sağlamak. Örneğin bu bilgisayarın altına bir bakın. Bir de şu bilgisayarın altına bir bakın. İkisinin arasındaki o açı farkını zaten görebiliyorsunuz. Şimdi hangisi daha iyi hava emecek? Tabii ki bu emecek. Çünkü yerden daha yüksekte daha iyi bir hava türbülansı var. Şimdi ben iki tane test yapmak istiyorum. Bunlardan birincisi bilgisayarın bekleme modu. Yani şu modda beklerken örneğin arka planda bir müzik çalıyor. İşte Word'de yazı yazıyorum ya da bir film izliyorum gibi. Bu bekleme modunda bilgisayarın işlemci derecesini kaç derece bana düşürecek? Ki bu bekleme modunda çok elzem farklar beklemeyin. Çünkü zaten bilgisayarların içerisindeki fanlar bekleme modunda zaten fazlasıyla işini görüyor. Yine nispeten 2-3 derece aşağıya çekmesini bekliyorum. Ayrıca bir de oyun performansı ile ilgili bir video çekelim. Örneğin RDR2'de sehpalı ve sehpasız bakalım kaç derecelere ulaşacağız. Şimdi bekleme modundaki testimize göre 36 derecelere kadar indi sehpalı durumunda. Sehpasız durumundaysa 38-39 derece arasında gidip geldi ve nihai değer olarak 3 çekirdeğin 38, 1 çekirdeğin 39 derece çalıştığını görüyoruz. Sehpalı modda ise 3 çekirdeğin 36, 1 çekirdeğin 37 derece çalıştığını görüyoruz. Buradaki 2-3 derecelik fark, dediğim gibi bilgisayar bekleme modundayken çok aman aman bir değer alamayız. Çünkü zaten içindeki fanlar görevini yeteriyle yerine getiriyor. Ama bizim için önemli olan oyun performansı veya render gibi işlemcinin daha çok çalıştığı, daha çok yüke bindiği durumlardaki durum bizim için önemli. Onun için de RDR'deki testimize şöyle bir göz atalım. RDR'de de 75 derece sehpasız en yüksek dereceyi gördük. Tabii bu piklerden bahsediyorum. Minimal olarak da sehpa kullandığımız zaman 64'e kadar indiğini gördük. Şimdi bu iki değer arasında sürekli rakamlar gidip geldiği için net bir rakam çıkartmak gibi bir durum olmuyor tabii ki. Ama nihai olarak 3 derecelik, 4 derecelik o ısı değerinin düşmesi bile bize hem performans olarak geri dönüyor hem de bilgisayarın ömrünü bir nebze uzatmayla alakalı bize yardımcı oluyor. Evet, RDR'deki performansla alakalı ısı değerlerini de gördükten sonra videomuzu sonlandırabiliriz. Dediğim gibi bu orta segment bir alt sehpaydı ve hava kanalları da benimkine çok uyumlu olmamasına rağmen yaklaşık 4 derece 5 dereceye varan bir derece oynamasıyla videoyu sonlandıracağız. Sizler hava kanallarınıza biraz daha uygun, belki biraz daha kaliteli bir alt sehpaya da yönelebilirsiniz. Burada 5 derece alıyorsak bunun daha iyi bir sehpasında en fazla 7-8 derece alabiliriz. Ki 5 derece bile günlük kullanımda, oyunlarımızda bizim için bilgisayarın ömrünü uzatmak adına yeterli bir değer. Kesinlikle ve kesinlikle bir alt sehpa kullanın. İster orta segment olsun, ister çok kaliteli bir şey olsun. O tabii sizin bütçenize göre değişir ama kesinlikle bilgisayarınız zeminine biraz daha yukarıda tutun ve kesinlikle alt sehpa kullanın.